Sabah sabah kalktım. Dün fırtınadan dolayı her tarafta devrilme vardı evin birçok yerinde. Bahçelerde, mahçelerde sandalyeler, bütün her şey devrildi. Biz de önemsedik bu fırtınadan olan devrilmeleri. Sonra bir baktık ki 7.4 şiddetinde Kahramanmaraş Pazarcıklı har. Kim bilir 7.4 ile evleri tamamen gitmiş. Biz de iki çaput düştü diye aa ne olacak derken. Ey kurban oldum Allah'ım, biz de imanını eksik eyleme. Sağlık, huzur, mutluluk ver ya Rabbim. Bize şükretmeyi tekrardan, secde etmeyi tekrardan öğret Allah'ım. Tüm pazarcıklılara ve Gaziantep'teki 6.4 şiddetindeki depremdekilere Allah yardım etsin. Kurban oldum Allah'ım. Hayırlı günler kardeşlerim. Görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Fidanlık Mahallesi'ne Binevler Nokta'nın arkasında bir bina göçmüş. Yaklaşık 10 kişi olduğu söyleniyor göçük altında. 112 merkeze ulaşamıyoruz. Buraya itfaiye ve AFAD ekipleri istiyoruz. Lütfen destek olalım. Düğünün ilk ışıkları. Sırastan ağaçtan gittim, giyindim çünkü çok uzun. Şu an Adana'ya geldik. İki tane anne kız vefat etti. Onların cenazesi çıkartıldı içeriden. AFAD ekipleri arama kurtarmaya devam ediyor. Şu ana kadar 6'nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6'nın üzerinde 6 tane deprem var, en büyüğü 6.6 efendim. 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6.6. Enkaz altındayız. Kaşımız kanıyor. Arkadaşımızın birinden ses yok. Lütfen bunu duyan yardıma gelsin. Seçkinler sitesi C blok. Büyükşehir Belediyesi karşısındayız. Ofisteyiz. Lütfen yardım. Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen destek, CHP'lilerden destek istiyoruz lütfen. AFAD, belediyeler, valilikler lütfen. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Halen çıkamıyorlar. Öncelikle Türkiye'ye geçmiş olsun. Yalnızca Kahramanmaraş'ta değil, Gaziantep'te, Adana'da, Diyarbakır'da, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da hissedilen depremden dolayı başta Kahramanmaraş, Pazarcık olmak üzere Gaziantep'e ve çevre illere bir damarın yayılması ve devamlı olarak durdurulamayan bir depremin maalesef ki sonuçları bugün karda, kışta evleri yıkılan birçok insanın gözyaşlarına, canlarına sebebiyet verdi. Biz İstanbullular AFAD'ın açıklamasına göre kasırgadan, yoğun rüzgardan dolayı evlerimizde bazılarımız korktu, camlarını kapadı, imtina etti ve 3-5 tane saksı 2-3 tane çatının uçmasıyla ne oluyoruz, felaketler mi geldi diye düşünürken diğer tarafta birçok insan bugün karda, kışta, hatta şu anda virane olmuş olan evlerin, betonermelerin altında küçücük masum canlar var. Şimdi kendimizi tabii ki sorgulamamız lazım. Neler oluyor diye düşünmemiz lazım. Bundan 4 gün önce konsoloslukların bir anda karar vermesiyle kapatma kararları aldılar. Yaklaşık olarak 14'tü konsolosluk, zannediyorum çarşamba gününe kadar 19-20 konsolosluğu bulacak. Ve bahaneleri de yoktu. Yani terör örgütü DAEŞ bahane edilerek İsveç'te, Hollanda'da yapılan kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması, yırtılması olaylarınla ilgili misilleme yapılarak rövanş alınacağını düşünen bu dünyayı yöneten tiranların para basma ve sömürge ülkeleri birer birer
konsolosluklarımızı kapadılar. Yani bizde olan konsolosluklarını kastederek söylüyorum. Ve hiçbir gösterdikleri sebep yoktu. Yine acaba bir gezi olay mı olacak diye sosyal medyada, TikTok'ta, Instagram'da, muhtelif sosyal medyanın diğer mecralarında böyle atan, tutan, işte ülke karışacak, şöyle olacak, kaçın ülkeden vesaire diyen fütursuz, ahlaksız, vatan haini birçok insanın oralarda halkı galyana getirip, teşvik edip, ülkemizde kaos yaratıp, seçim arifesinde Tayyip Erdoğan'a veyahut da muhalefete zarar vermek için, aslında Türk halkına zarar verdikleri için herhalde apolet takmalarını beklemiyoruz. Ama biraz ince düşünürsek bu olayların neden olduğunu aşikar belli. Türkiye 2023 yılında 100. yılımızda çok güçlü bir ülke olarak girdik. Bunu Tayyip Bey, ondan öncekiler, Cumhuriyet'ten kurulmuş olan tüm hükümetlerin bunda bir nebze olsun, bu çorbada tuzu vardır. Herhangi bir insana mal edilmesine gerek yok. Ama özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, keza Adnan Menderes'in ve Tayyip Erdoğan'ın ülke reformlarına ilgili önemli imzaları vardır. Bazen zaman zaman kraldan fazla kralcı olanlar bu olaylardan istifade etmek isteyip nemalanmak isteyenler de olmuştur. Bu tüm hükümetlerde olduğu gibi. Ama adamın yapmış olduğu uluslararası konjonktürde Türkiye'nin şu andaki itibarı ve Türkiye'ye yapmış olduklarına bir reform imzası atmıştı. Ha siyaseten kalır mı? Artık emekli mi olması gerekir? Bu seçimlerden sonra ne yapılması gerekir? Bunu hep beraber sandıkta karar vererek kalsın mı, gitsin mi diye çok yakın tarihte birkaç ay sonra belli olacak. Ama bu bizim iç hesaplaşmamız. Dışarıda bir bütün olarak 80 milyon bir bütün olmalıyız. Yurt dışında yaşayan yaklaşık olarak 8-10 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var. Bu topraklarda, bu coğrafyada doğmuş olan Türkler var, Türkiyeliler var. Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arnavut'u, Boşna, hep beraber biz bir bütün olarak bu ülkeye 784 bin kilometre kare misaki milliğimizi korumakla yükümlüyüz, sorumluyuz. Şimdi olayı incelediğimde ben bir bilim adamı değilim. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Yani ütopik veya sanal herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Ama harp denilen bir şey var. Bu bir proje. Harpten bahsetmiyorum, harp. Alaska'da eyaletinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde kurulmuş olan harp 180 dev çanak antenden ibaret. Daha fazla da arttırılmış olabilir. Bunlar sismik ve teknolojik birçok silah olarak kullanılabilen, atmosfere delerek orada yapmış oldukları enerjiyi kat ve kat büyüterek dünyanın başka bir coğrafyasında depremler yaratılabiliyor. Aslında denizaltıların birbirlerini haberleşmesini, iletişimini kesmek, atılan füzeleri imha etmek, yani harp içerisinde, normal harpin içerisinde teknolojik olarak bir kalkan oluşturmak ve o kalkandan dolayı da dünyaya gelebilecek dışarıdan, hani o evrende yaşayan acaba canlılar var da, uzaylılar var da olarak gelecekle ilgili planlanmış olan bir teknolojik kalkandan bahsediyoruz. Aslında bu kalkan gelecek 100 yıl sonra kullanılabilecek veya 50 yıl sonra kullanılabilecek bir dev bir proje.
Sırp asıllı Nikola Tesla bu projeyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda bununla depremler olabileceği, gökyüzü hareketlerinin değişebileceği, bazı yerlerde hani bu ozon tabakasının açılmış olunan yerlerde oraların kapatılarak ve ayrıca da çöllerde kar yağmasına, Alaska'da güneş olmasına sebep olan dev bir projeyi belki de üst ülkemizin üzerinde şu an sismik suni depremler yaratılarak bunlar yapılıyor olabilir. Bununla ilgili tabii ki bilim adamları, AFAD, devlet ümmemizin meteoroloji ile ilgili çalışmalar yapan önemli bilim adamları bu konuyla ilgili araştırma yapıp acilen kamuoyuna bilgilendirmeleri lazım. Artık savaş teknolojileri başka bir boyutta. Yani gezi ile gezmediğimiz gezi harekatı yaparak, gençleri kışkırtarak ve orada daha sonra terör örgütünün bayrak adı altında bez parçalarını orada görerek ve onların liderlerini meydanlarda görerek hareket edilmişti. Baktılar, bunda başarılı olamadılar. 15 Temmuz'da da başarılı olamadılar. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bu seçimde muhalefet veya iktidar kim kazanırsa kazansın. Ama şu var ki kazanacak olan Türkiye Cumhuriyeti olacak. Rabbim Kahramanmaraş'taki ve diğer illerdeki depremzedelere Rabbimden sabır ihsan ediyorum. Hep beraber ulus olarak hassasiyetimizin doruk noktasında olan bir gün olduğunu düşünüyorum. Hep beraber o yaraları sarmak için elimizi uzatalım. Ben elimden gelen sorumluluğu yapacağım. Ve bu arada seçimlerle ilgili bir kaos ortamı yaratılmasından endişe duyuyorum. Lütfen sakın unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Sizle, bizle, hepimizle bir bütünüz. Rabbim hepimizi sabır ihsan eylesin, imanımızı eksik eylemesin ve çevremizdeki insanlara iyi insan olmayı bize göstersin. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum. Saygılar, hürmetler efendim.